Seni korkutarak hafızanı yerine getirmeye çalışıyorum. Kerem, burası eve çok yakın. Esprinin yeri değil. Hayır, tam yeri. Niye telefonlarıma çıkmıyorsun? Müsait değildim. Bunun müsait olup olmamakla bir ilgisi yok. Bana bir açıklama borçlusun. Seni çok özledim. Sende bir sürü bende olması lazım Azal. Onları sana ben verdim. Seni seviyorum dediğinde ben de dedim. Seni özledim dediğinde ben de dedim. Seninle her şeyi göze alırım dediğinde ben de dedim. Gitmem gerek. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Ben de. Orada kimse yok. Kimse yok mu? Gittiler. Geri? Gelmeyecekler. Nasıl? Nasıl giderler? Sen olsun değil mi? Kim? Paketin sahibi. Hangi paketin? Bir dakika. Birden taşınmaya karar verdiler. Kızları giderken bu paketi sana bırakmamı söyledi. Nereden baksan dört tane peynirle yer. Beş tanesini de reçelle. Sofraya önüne koyalım ki. Çok sevinecek. Kerem! Biz Türk hukukunu senin gibi uykucuya mı teslim edeceğiz? Thank you.
hayatım boyunca o üzülmesin, canı acımasın diye bütün her şeyden koruyorsun. Ama konu aşk olunca elin kolun bağlı kalıyorsun. Kendi yüreğini halledemedin, kardeşine ne yapacaksın ki? Evet, bugün planın ne Keremciğim? Plansızlık. Yorgan altında ense yapma kariyerime kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Ablan sana yeni kariyer imkanları sunsun. Abla, öyle çok efor sarf ettirecek bir şeyler yapmayalım, tamam mı? Yani şuradan odama yürüyecek halim yok. Ben de yorgun bir haftanın sonunda kardeşim bana eşlik eder. Yalnız bırakmaz ablasını dedim ama yalnızım demek. Abla, ya konu sen olunca tabii akan sular durur. Kerem kulun tatil sevincinde sana neler yapsın söyle bakalım. Seninle beraber tiyatroya gideriz. Abla, ev içi aktivitelerinde bulunsak, yani ben seni evin içinde de eğlendiririm. Aman, ben biliyorum senin ev içi aktivitelerini. Öyle aşk acısıyla homine gırtlak tumba yatak. İstemiyorum ben öyle olmanı. Çıkacağız beraber dışarıya, güzel tiyatroya gideceğiz. Tamam. Arada bir de olsa insan ablasını sevindirmeli değil mi? Ama yalnız öyle iç karartıcı oyunlara gitmeyelim ha. Ay bak, sanki bana bağışta bulunuyor. Gördüğün banaysa öğrendiğin sana. Güzel güzel giyineceksin. Önce planımızı yapıyoruz bak. Şimdi buradan çıkıyoruz. Vapura biniyoruz. Geçiyoruz karşıya. Ortaköy'e gidiyoruz. Oturuyoruz. Birer kahvemizi içiyoruz ve tiyatromuza gidiyoruz. Ve sen çok güzel giyiniyorsun. Ceket giyeyim mi? Ceket giy, tiyatro sahibi ister. Tamam, hadi. Ankara'da nasıl böyle sanat dolu günler yaşar. Kerem. Şu, hadi. Kerem, bu evin hali ne? Ay bu burada uyudu kaldı. İyice dağıldı. Ben de odamdayım rahat rahat, burada uyumuyor diye. Evi eşit oranda bu kadar dağıtabilmek takdire şayan Kerem. Yani of be Kerem, of. Oğlum biz nasıl toparlayacağız seni be canımın içi? Çocukluğundan beri nerede sevgi görse dört elle sarıldı. En ufak bir şeyde de savrulur. Kalk. Kalk. Kalk, uyan hadi. Öyle uyumakla hayatı atlatabilseydik miskinler dünyayı idare ederdi. Kalk hadi. Kalk. Kalk bakayım ayağa. Kalk hadi. Oğlum. Ha. Abla, Hazal aradı mı? Aradı. Ya sen ne dedin? O pazaklıdır, sana ondan hayır gelmez dedim. Öf abla ya. Bana abla deme, bana abla deme, oda servisi diyebilirsin. Bak ancak otel odası bu kadar dağıtılabilir Kerem. Ablam ağır konuştu. Ağır konuşmak yetmiyor seninle. Ağır iş yaptırmak lazım sana. Hakikaten enerjim yok, toplayamam ben buraları. Bari Bahar'ın bir temizliğe gelen hanım varmış, ona söyleyelim o gelsin. Profesyonel desteğe ihtiyacımız var. Kendime çok kızıyorum, çok. Kızma. Kızma, kendine kızma. Bir ilişkinin bitmesi için iki kişiye ihtiyaç vardır. Hazal böyle bir karar aldıysa günahınız yarı yarıya. Acından ders almaya bak, kızma kendine. Başarısızlıktan ders almak bir başarıdır. Haklısın abla. Ablalar bazen haklıdır. Adı afet olanlar her zaman haklıdır. Hoş bulduk, nasılsın? Ben iyiyim, siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim.
Tamam da bu neşenizi neye borçluyuz? Şu anda söyleyemem. Önce çayları koy, ondan sonra söylerim. Hayır hayır, beni böyle bırakamazsınız. Önce söyleyeyim. Tamam, çayları koyup hemen geliyorum. Bir ipucu da mı yok Afet Hanım? Ne? Bir ipucu da mı vermeyeceksiniz? Çaylar güzelse veririz bir ipucu, bilmiyorum. Valla ne yalan söyleyeyim, sizi hiç bu kadar neşeli görmemiştim. Ben de. Bakalım çayım, bu büyük değişikliğin nedenini bana anlatacağı kadar iyi mi? Bakalım. Fena değil. Ah, biliyordum. Evet. Bak. Afet Hanım. Yani bu... Yani artık Emin Bey'le resmi olarak evliyim. Afet Hanım, ben gerçekten ama gerçekten çok sevindim. Ben de. Tebrik ediyorum sizi. Hemen bir kutlama yapmalıyız. Burada ne kutlaması? Daha hiç kimsenin haberi yok. Ben koşa koşa sana geldim, sen öğren istedim. Peki Kerem? Kerem de bilmiyor. Ne zaman söyleyeceksiniz? İşte şoku atlatayım, ondan sonra söyleyeceğim. Afet Hanım, mahkeme haberinizi beklerken evlilik haberiyle geliyorsunuz. Ne tuhaf değil mi? Hayatta tam kazanacakken hep kaybettim. Demek kaderde kaybederken kazanmak da varmış. Bundan sonra hayatımın geri kalanını yalnız geçirmeyeceğim. Kerem her kapıyı vurup gittiğinde Allah'ım ben artık tek başına mı yaşayacağım demeyeceğim. Onu hep seviyordunuz değil mi? Keşke duygular hissedildiği kadar kolay yaşanabilse Bahar. Ben başımızdan bu kadar şey geçmesine rağmen onu hep sevdim uzaktan uzağa. Ben gerçekten çok üzülüyordum. Yani birbirini bu kadar çok seven iki insanın bu kadar uzak durması, bu kadar ayrı kalması gerçekten çok üzücüydü. O yüzden ben çok sevindim. Ben de. Yani şimdi bir tuhaf bir durum var ama bu kadar zaman müzmin yalnız yaşayan bir kadın bundan sonrasında biriyle evli olarak yaşayacak ve bu yaştan sonra. Aman Afet Hanım, bunun yaşı mı olur? Aşk bu. Peki senle Ertuğrul Bey'le konuşabildin mi? Konuşmadım. Konuş. Konuş Bahar, hayatında hiçbir şey yerde. Ya boş verin şimdi, siz beni düşünmeyin. Ben Emin Bey'le çok iyi bir çift olacağınıza inanıyorum. Azer oğlum, yavaş. Bugün benim için tarihi bir gün oldu. Seneler sonra ilk defa bir kadına seni seviyorum dedim. Ve evlenme teklif ettim. Sonra ne oldu biliyor musun? Ve o kadın da teklifimi kabul etti. Bundan sonra istediğim gibi güzel bir hayatım olacak. Ve sen de aile köpeği olacaksın Kerata. Hadi bakalım. Oh. Bu seferki çok ağır oldu. Abla, sen mahkemeye gidiyorsun değil mi? Evet Kerem. Emin öğretmenden kesin ayrılmaya gidiyorsun yani. Evet, formalite icabı yapılmış bir evliliği artık formaliteye gerek kalmadığı için bitiriyoruz. Kararlısın yani. Evet, kararlıyım bu. Sanki gerçek evlilikti. Bizde hoş beş vardı da. Yani ayrılmasak da bir şey fark etmez diyorsun. Niye fark etsin canım? Tayini durdurmak için değil miydi? Tayin durdurulduğuna göre biz de bu işi isteyerek bitiriyoruz. Mutlusun.
Gayet mutluyum. Hoşça kal diyorum. Akşam erken gelirsen beraber yemek yeriz. Abla. Sen mahkemeye gitmeden önce sana söylemem gereken bir gerçek var. Gerçek ne gerçeği Kerem? Emin Karakaya ile ilgili bir gerçeği abla. Hoş, bana verilen bir sırrı söylemek ne kadar doğru bilmiyorum. Emin Bey ile ilgili sır mı? Emin Bey ile ilgili ne sır olabilir? Her şeyin gidişatını değiştirebilecek bir sır. Senin elinde her şeyin gidişatını değiştirebilecek bir sır olsa, sırf sana söyleyene sadık kalmak uğruna onu saklar mıydın? Kerem, bana Emin Bey ile ilgili hiçbir şey söyleme. Ayna gibi ol. Sana verilen sırrı tutmayı bil. Çünkü ben artık kendi gerçeğimi yaşamak istiyorum. Abla. Beni engellemeni istemiyorum çünkü hayatımda her şeyi yeteri kadar erteledim. Lütfen Kerem. Abla, söylediklerimi yanlış anlıyorsun. Ben senin hissettiklerini biliyorum ama ben de artık duygularımı... Emin öğretmen seni çok seviyor. Sen nereden biliyorsun? Bana kendisi söyledi. Nerede ve nasıl söylediğini hiç sorma. Bana ayna gibi olmamı tembihlemiştin ya. Gösterdiklerim sana ne hissettiriyorsa öyle davran abla. Benim yüzümden yalnız olmanı istemiyorum. Yaptığım bütün çocukluklar için özür dilerim. Ve şimdi nasıl davranman gerekiyorsa öyle yap abla. Emin öğretmeni evet dersen beni de çok mutlu edersin. İyi ki varsın. İyi ki kardeşimsin. Bana yer çekeceğini, senin gidip durdurman gereken bir boşanma davan yok mu? Var. Var. Sana teşekkür ederim.